Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber ya? İyidir. Nasıl geçti balayı? Gitmemişler ki. Aa, nasıl yani? Neredeydiniz? Ya alternatif balayı programı yaptık. Cimallerdeydik işte. Enteresan. Sen de kocan oymuşsun yani. Teessüf ederim gelin hanım. Aslında ben de öyle olmasını istedim. Yani ikimiz de fazla uzaklaşmak istemedik. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. O ne ya elindeki kız? Hediye mi aldın bize? Evet, size hediye aldım. Nasıl? Çok güzeller değil mi? Aşk olsun Ali'cim ama ya. İnsan ailesinden saklar mı bebek beklediğini? Tebrik ederim bu arada Melek'cim. Kaç aylık bebiş? Yeni değildir herhalde. Ali, evladım böyle güzel bir haberi neden sakladın bizden? Benim için çok müjdeli bir haber. Baba, biz biraz utandık, çekindik öyle. O yüzden söyleyemedik de. Bunun heyecanını önce bir biz atlatalım dedik. Duruma bir alışalım, ondan sonra söyleyelim dedik de. Maşallah hiçbir şey de kaçmıyormuş be sizden. Şaşırdık canım, biz de siz ne ara yaptınız ki bu bebişi? Sana ne Sude? Hı? Ne ara ne demek ya? Bırakın da biraz karı koca özelimiz olsun bizim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Doktora göründünüz ama değil mi? Kaç aylıkmış bebeğiniz? Göründük Şahik Hanım. Daha yeni, çok yeni. 5 haftalık dedi doktor. Enteresan. Bakalım hanginizin bebeği daha çabuk doğacak? Ben biraz kendimi yorgun hissediyorum. Odaya gidip dinlensem iyi olacak. Hadi kızım. Sen çık dinlen. Ben de dinleneyim biraz. Yol yorgunuz ya biz. Biraz yatalım. İyi geceler. Of Ali, of, anladılar işte. Kızım sakin ol ya. Sakin ol. Bak eğer sakin olursan hiçbir şey anlamayacaklar, tamam mı? Halledeceğiz. Ali nasıl halledeceğiz? Nasıl? Söylesene bana. Sude geçmiş imalı hangi ara yaptınız diyor. Şahika tutturmuş kaç aylık diye soruyor. Nasıl olacak? Bak tamam, dinle. Panik yapma. Eyvallah, tamam şüphelenmiş olabilirler ama ispatlayamazlar ki kızım hiçbir şeyi. Ha? Ben doktorla da konuşacağım. Merak etme sen. Gerekirse sahte rapor falan çıkarttıracağım. Bebeği de 5 haftalık olarak bilecekler. Tamam? Ya öğrenirlerse babasının Bulut olduğunu? Çocuğun babası benim. Ölene kadar da öyle kalacak. Bir daha adamın adını benim çocuğumla aynı yerde anma. Tamam. Peki doğumda ne söyleyeceğiz Ali? Erken doğum diyeceğiz.
erken doğum diyeceğiz. Öncesinden de hazırlayacağız. Ya o kadar kolay mı Ali ya? Hepsinin gözü üzerimizde olacak. Açık arayacaklar. Bak biz evlendik seninle. Ben sana evlenme teklif ettim. Bir yuva kurduk beraber. E şimdi de çocuğumuz olacak seninle ya. Bu mutluluğu kimsenin bozmasına izin vermem. Tamam mı? Güven bana ya. Hı? Kimse bozamaz bu mutluluğu, anladın mı? En başta ben varım bir kere senin yanında. Anladın mı? Bizim bir bebeğimiz olacak. Kaç aylık bebiş? Yeni değildir herhalde. Haberi alınca çok mutlu oldum bakıyorum. Olmamış Ayka. Torunum olacak, dünya gözüyle seveceğim. Ölsem de gam yemem artık. Dede olacağını ilk defa öğrenmiyorsun. Sude de hamile biliyorsun. Güzel işte. İki tane torun seveceğim. Hayatta başka daha ne istedik? Bu mutluluğunun bir kısmını hiç olmazsa kızına da hissettirebilseydin keşke Ferman'cığım. Ya Şayka. Azıcık mutlu olduğumu gördün ya, illa bir nifak sokacaksın. Ben oğluma da kızıma da gerekli hassasiyeti gösteririm. Sen kendi işine bak. Yalan mı söylüyorum? Yanlış konuşuyorsun Şayka. Evet, oğlum eve geldiğinden beri yüzüm gülüyor. İçimi yaşama sevinci kaplıyor. Ama yok. Sen illa bir gerginlik yaratacaksın, öyle rahat edeceksin. Haksızlık yapıyorsun Ferman. Bana da kızıma da haksızlık yapıyorsun. Ben sadece bunu hatırlatmak istedim sana. Ben zaten haksızlığı zamanında oğluma yaptım. Eğer kızıma böyle davranıyorsan bunun sebebi sensin. Rica ediyorum, sözlerine dikkat et. Eğer oğlumu da kendi öz evladından ayırmasaydın durum farklı olurdu. Seni de mi uyku tutmadı? Anne. O kadın yalan söylüyor. O çocuk bulutta. Kesin bulutta. Dua et de öyle olsun Sude'cim. Şaka mı yapıyorsun anneciğim sen? Eğer gerçekten dediğin gibiyse baban onları kapıya koyar. E böylece biz de yeni bir varisten kurtulmuş oluruz. Fena mı? Anneciğim sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Ha? Bulut bana tekrar ilgi göstermeye başladı. Hamileyim diye. Aptal kafam, aptal kafam. Ben nasıl yaparım böyle bir şey? Nasıl yaparım? Madem Bulut'un öğrenmesini istemiyordun, ne diye şov yaptın herkesin yanına? Bilmiyorum. Durduramıyorum kendimi, duramıyorum. Sonra pişman oluyorum, biliyorsun beni. Sana ilaçlarını bırakma demiştim Sude. Çocuk gerçekten ölüdense babanın vasiyetini gördün. Miras da vasiyet de benim umurumda mı zannediyorsun ya? Ayrıca o çocuk Ali'nin değil. Tamam mı? O çocuk Bulut'un çocuğu. Ve Bulut'un bir tek çocuğu olmalı, o da benim karnımdaki. Anlatabildim mi anneciğim? O zaman çık yukarı, kocanla konuş. Bu pisliği de temizle.
Pembe gözlük alacağım yarın sana. Niye? Pembe gör diye. Bu kadar karanlık değil kızım dünya. Neyi düşünüyorsun öyle kara kara? Değil mi sence? Değil tabii. Ben mesela şu an karşımda dünyalar güzeli bir kız görüyorum. Gözleri derin bakan, yarınları umutla dolu olan. Aşk olan, aşk işte aşk. Öyle bir kız görüyorum ben. Ama işte sen de biraz da bize baksan. He? Yani o kadar yakışıklı bir adam değiliz ama bizim de ışığımız vardır ya. He? Yok mu? Var. Sen olmasan ne yapardım Ali? Hiç bırakma beni, tamam mı? Hadi yatalım o zaman. Hadi uyuyalım, tamam. Şey... Ben de yatağın şu köşesine bir yerine kıvrılayım ya. Burada. Ha, şurada işte. Tamam, ne havalı havalı bakıyorsun ya. Mecburiyetten uyuyacağız. Sabah odaya girerlerse bizi öyle ayrı gayrı yakalamasınlar diye işte. Ondan sonra al başına bela. Hadi yatalım, tamam. Ne yapalım, çekeceğiz senin horlamanı, puflamanı. Saatler olsun. Sağ ol. Sude. Hani sen bugün Melek'e sordun ya, kaç aylık hamilesin diye. Hı hı. Bildiğin bir şey mi var? Bilmem. Aman neyse, boş ver bunları. Ver elini. Bak bakalım bebeğimiz ne yapıyor? Hareket etmez ki daha. Ama belki babası onunla ilgileniyor diye heyecanlanır, bir şeyler yapar. Uyumadın mı hiç sen? Uykum kaçtı. Söyleseydin beraber düşünürdük kara kara. Gel buraya, ya. Gel. Ya. Gel. Manyak seni. Gel. Ya ben hep düşünüyorum bu zengin evleri. Hani filmlerde falan hep böyle yatağa getiriyorlardı ya kahvaltıyı. Bize gelmiyor. Akşama kadar ölürüz kızım biz burada ya. Sonradan görmeleri yakışmaz diye gelmiyordur. Ben mi oluyorum o sonradan görme? Hı-hı. Ben. Hı-hı. Sonradan görme. Ali sonradan ya görme. Yapma ya. Ya, ya dur. Gir. Affedersiniz. Ferman Bey sizi görmek istiyor. Ferman Bey beni görmek istiyor. Evet. Mümkün değil. Çünkü şu an karımla görüşüyorum. Dur. Ya Ali saçmalama. Gidecek, söyleyecek tabii ki. Ferman Bey'e söyleyin, hemen geliyor Ali. Tamam. Manyak. Nerede kaldı? Ya Ali tamam, bak babam bekliyor. Babam bekliyor. Ali babam bekliyor. Hadi git hemen. Hadi bekletme. Yine ne yumurtlayacak acaba? Çok merak ediyorum. Ya sana ne diyeceğim? Bugün işin erken biter mi? Bilmiyorum ki. Niye sordun? Hiç öylesine sordum. Tamam, sen git.
Uyuyup gideyim geleyim o zaman. Günaydın enişte. Günaydın. Senin ne işin var burada? Bulut çıksana dışarı. Söyledim. Çocuk düştü demiştin. Kandırdın beni. Saçmalıyorsun şu anda. Lütfen dışarı çıkar mısın? O çocuk benim Melek. Biliyorum. Senin değil diye daha kaç kere söylemem gerekiyor? Bak şimdi Ali gelecek, her şey daha kötü olacak. Lütfen dışarı çık. Bak benim çocuğumu kimse sahiplenemez. Buna izin vermem. Vermeyeceğim. Anladın? Ali ile bizim bebeğimiz o. Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan falan söylemiyorum. Lütfen dışarı çıkar mısın? Bak şimdi Ali gelecek diyorum. Her şey kötü olacak. Lütfen çıkar mısın Bulut? Yalvarırım. Bana oyun oynuyorsun. Oyun oynamıyorum. Ali her zaman yanımdaydı benim. Senin olmadığın, olamayacağın kadar yanımdaydı hem de. Hiç bırakmadı beni. İnanmıyorum sana. Sana daha önce de söyledim. Hayatımda biri var dedim. Mutlu olmaya çalışıyorum dedim. Ama inanmadın. İnanmıştım. Ama artık inanmıyorum. Çünkü Ali ile hamile olduğun için evlendin. Benim çocuğuma hamile olduğun için. Hayır. Çocuğumun babası da aşık olduğum adam da Ali. Hadi git artık karın ve çocuğunla ilgilen. Ne sen ne de Ali umurumda değilsiniz. Ama eğer o çocuk benimse, ki anladığım kadarıyla öyle, o çocuğu size bırakmayacağım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rişat amcacığım. İyi misin? İyiyim. İşte bir günlük Ali ile yer değiştirelim dedik. Hangimizin hayatı daha kolay diye. Vallahi Ferman uyanık adam. Şimdi çocuklarını bana yetiştirtiyor. Ondan sonra da hayrını kendisi görüyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Nasıllar? İyiler mi? İyiler iyiler. Herkes işinde gücünde. Ben hamileyim diye beni çalıştırmıyorlar. Ben de sıkıldım. Melek'le bir kahve içelim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık sen de çalışmasan keşke. İhtiyacınız da yok hem. Bebeğinle ilgilenirsin böylece. Sağ ol. Ben alışkınım çalışmaya. Hadi geçin içeri. Üşümeyin. Yok dayıcığım. Biz biraz temiz hava alalım. Pekala. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye geldin buraya? Seni götürmeye geldim, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Benim doktoruma. Hiçbir yere gelmiyorum seninle Sude. Niye? Korkuyor musun? O yanıma gideceğiz, bakacak kaç aylık diye. Böylece anlayacağız o çocuk Ali'den mi, Bulut'tan mı? Ben hiç kimseye hiçbir şeyi ispatlamak zorunda değilim. Zorundasın canım benim. Çünkü ben senin hiçbir zaman masum olduğuna inanmadım, inanmayacağım da. Ayrıca kocamın çocuğunun bana hala demesini istemiyorum, tamam mı? Bu işi bir şekilde çözeceğiz. Çözmemiz gereken bir iş yok Sude. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Ha. Sen şimdi bana diyorsun ki ben senin hem kocanla hem de kardeşinle yattım. Üstüne bir de ikisinden de çocuk peydahladım. Ben de buna inanacağım, öyle mi? İster inan ister inanma. Yeter ki benimle uğraşma artık. Nevzat Bey'le görüşmek istemiştim. Randevunuz var mıydı? Evet. Şahika Köklükaya. Evet, bekliyordu sizi. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.
Telefonda konuşmuştuk. Buyurun, hoş geldiniz. Daha önce söylemiştim size. Ben Melek Yılmaz'ın, yani Melek Yavuz'un kayınvalidesiyim. Gelinim sizden çok bahsetti. Ya bilseniz ne kadar sevindik hamile olduğunu duyunca. Tahmin edebiliyorum. Sizin şikayetiniz nedir? Şikayet değil de aslında ben sizden bilgi almak için geldim buraya. Ne gibi? Gelinimin bebeğinin kaç aylık olduğunu öğrenmek istiyorum. Anlamadım. Neden gelinize sormadınız? Bakın, aslında pek sıkı fıkı değiliz. O yüzden de doğrudan size gelmeyi tercih ettim. Anlıyorum. Ama hasta mahremiyeti bizim için çok önemli, biliyorsunuz. Tabii. Elbette. Nevzat Bey, Köklükaya Holding'in kaç tane hastanesi olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer isterseniz bizim hastanelerden birinde çalışmanız için elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim. Benim çalıştığım hastaneler var. Elbette. Ama bu işler belli olmaz, öyle değil mi Doktor Bey? Neyse, aklınızın bir köşesinde kalsın yine de. Melek Hanım'ın dosyasına bakmanızı rica edeceğim sizden. Bakın, ayağınıza kadar geldim Doktor Bey. Beni boş çevirmeyin lütfen. Anladığım kadarıyla buradan bilgi almadan gitmeyeceksiniz. Evet, aynen öyle. Peki. Melek Yılmaz değil mi? Melek Yılmaz'dı, şimdi Melek Yavuz oldu. Tamam. İşte burada. Son gördüğümüzde 4 haftalıkmış. En son geçen hafta gelmiş. Yani 5 haftalık hamile. Tamam. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Çok yardımcı oldunuz. Rica ederim, iyi günler. Alo. Ali Bey, az önce Şahika Hanım buradaydı. Aynen istediğiniz gibi söyledi. Ama daha fazlasını yapamam. Sağ olun Doktor Bey. Hanımefendinin merakını giderdiğiniz için ayrıca sağ olun. Testler için geleceğiz. Görüşürüz. Bulut Bey, Ali Bey bazı para transferlerini durdurmuş. Ne demek durdurmuş? Bankayla görüştüm, talimat vermiş, limit koydurmuş. Sağ ol. Sen kapı çalır içeri girerken. Madem her şeyin raconunu çok iyi biliyorsun, o zaman sana hatırlatayım. Ben hala bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım Ali. Beni denetlemeye hakkın yok. Ben de sana hatırlatayım o zaman. Unutmuş olabilirsin belki. Ben de bu şirketin yönetim kurulu asli üyesiyim. Soru sorma hakkım baki. Tamam, sor. Sor, ne sormak istiyorsan sor, söyleyeyim. Tamam, sen istedin. Azerbaycan'daki kayak tesisi. Taşeron Rus firmayla yaptığın sözleşmeyi inceledim. Adamlar teminatlarını yerine getirmedikleri halde biz niye bu kadar yüksek miktarda para ödeme telaşına düştük? Anlamadım. Aklınca açık mı yakalamış oldun yani? Rus firmayı ben araştıracağım bundan sonra. Güvenmeden para transferi yok. Ama bak, bu işler böyle yürümüyor. Sen işi bilmiyorsun. Ben işte öğreniyoruz işte biz de işi. Ne yapalım? Sen öğreteceğim, biz öğreneceğiz değil mi? He? Baksana sen bana. Babamın halkla ilişkiler müdürü olarak falan mı atacağını düşündün beni? Hı? Bundan sonra işin biraz daha zor. Söyleyeyim. Sinan neredesin? Bu adam niye kurcalamaya başladı kayak tesisi işini? Nereden çıktı durup dururken? Ya bırak Sinan. Ben sana gözüm bu herifin üstünde olsun demedim mi? Bak, Ali'ye birisi akıl veriyor. Bul onu. Ali ne çocuğu? Ne olur artık. Ben hiç kimse hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Gözümüzü
ayrı sürdü. Artık bir bebeğim yok. İkinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Aydın sürdü. Artık bir bebeğim yok. Ben hiç kimse hiçbir şeyi ispatlamak zorunda değilim. Ne olur artık rahat bırak. Şaşıracak Müşo. Çok şaşıracak. Doğum gününü unuttum zannediyor. Benden başka kimsesi yok ki ya. Garibimin ne yapsın? Üzüldü eve geç deyince. Efendim Sude? Alo anne. Anne ben çok kötü bir şey yaptım. Ne? Ne yaptın? Anne ben Meleğe çarptım. Meleğe mi çarptın? Ne diyorsun sen Sude? Neredesin şimdi? Melek nerede? Anne bilmiyorum bak. Gerçekten istemeden oldu. Ben nasıl yaptığımı bilmiyorum anne. Anne bilmeyerek oldu. Lan nereden girdik şu trafiğe ya? Allah Allah! Hadi be kardeşim ya! Hadi yürü yürü yürü! Ulan el kol yapma bana oradan! El kol yapma! İnerim aşağı! Lan! Ulan gösterirdim ben sana. Acelem olmasaydı ben sana gösterirdim de. Melek! Melek iyi misin? Bir şey söyle lütfen. Bilerek üstüme sürdün değil mi Sude? Bilerek yaptın değil mi? Alo Melek, ne haber kızım ya? Şey diyeceğim ben sana, çok kötü trafikte kaldım. Sen direkt eve geç, üstünü başını giy. Hazırlan, süslen falan, dışarı çıkalım bugün. Yemek falan yeriz belki ha? Çok kötü trafikteyim çünkü, yetişemeyeceğim ben sana ya. Tamam mı? Ali bana araba çarptı. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ne diyorsun kızım sen? Sen ne diyorsun? Neredesin? Alo. Ali Sude ben. Bir kaza oldu. Ben nasıl oldu bilmiyorum.
Şimdi Mene'yi hastaneye götürüyorum. Tamam mı Sude? Hangi hastane? Hangi hastane? Bizim hastaneye, Maslak'taki. Tamam, hemen geliyorum ben ya. Hemen geliyorum. Melek nasıl? İyi mi o? Bebek nasıl? Yanımda oturuyor şu an. İyi galiba. Tamam, çabuk yetiştir Sude onları. Ne olur bir şey olmasın. Bebeğime, Mele'ye bir şey olmasın. Hadi. Tamam mı? Hemen geliyorum ben, yoldayım. Tamam. Tamam. Melek, dayan Melek lütfen. Sude, sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ben bilerek yapmadım. Kaza oldum. Ben sizi gördüm. Kol kola yürüyordunuz, o seni çocuğu taşıyordu. Ben kendimi kaybettim. Sen delirdin. Gerçekten delirdin artık. Üstüne gitme daha fazla. Halini görmüyor musun zaten? Anne, gerçekten kazaydı. Ben frene bastım. Bastım frene, araba durmadı. Bilerek yapmadım. Tamam kızım, tamam, sakin ol. Ah be kızım, kaç defa söyledim sana şu ilaçlarını bırakma diye. Hep bunlar ondan oluyor, hep. İyi tamam, nerede Melek şimdi? Odada. Odada beni içeri istemedi. Bulut, lütfen bana kızma, gerçekten kazaydı. Nerede karım, iyi mi? Bebeğim nasıl, iyi mi? Ne olmuş, hadi söyleyin. Ya konuşsanıza, nerede karım? İçeride muayene oluyor. Nasıl olmuş, kim çarpmış, çabuk söyleyin. Araba sıyırmış. Ya, önemli bir çarpma falan değil. Yani telaş edecek bir şey yok, sakin ol lütfen. Hadi gidin siz, tamam. Ben beklerim, tamam, girerim şimdi içeri. Hadi hadi hadi. Tamam, siz gidin. Gidin, ben beklerim karım, hadi. Hadi. Hadi kızım, gidelim biz. Hadi yavrum, gel. Ali. Nasıl karım doktor? Melek Hanım gayet iyi. Belinde ve bacağında ezilme var. O da düşme kaynaklı zaten. Başına da ufak bir darbe almış. Çocuk nasıl? O da gayet iyi. Geçmiş olsun. Çok korktum ya. Size bir şey oldu diye çok korktum. Nasıl oldu? Kim yaptı bunu Melek? Köşke yürüyordum. Otobüse bindin, değil mi? Kızım sen niye taksiye binmiyorsun ya? Ben sana laf anlatamıyorum Melek. Niye otobüse biniyorsun sen ya? Kim çarptı sana? Ha? Çarpıp kaçtı mı yoksa? Yok, kaçmadı. Özür diledi benden. Biz hallettik aramızda Ali. Nasıl hallettiniz lan? He? Olur mu öyle hallettik kızım? Çarpıp kaçmış işte sana. Hastaneye bile getirmemiş seni dingil ya. Anlatan Sude görmüş de o getirmiş seni. Sude yoldan aldı değil mi seni? Kızım konuş, cevap ver. O yoktu ilk başta. Yani o işte sonradan geldi. Bana bak, sen bir şey mi gizliyorsun benden?
Uzaklara bakıyorsun. He? Bana doğruyu söyle Melek. Yok, gizlemiyorum. Kazaydı işte Ali. Köşke gidiyormuş o da. Kim köşke gidiyormuş? Melek kim çarptı sana? He? Söyle ya. Söyle mi kullanıyordu arabayı? Söyle. Söyle. Ya ölseydi? Ha? Ya ölseydi? Ya düşünmek bile istemiyorum. Yarın derhal ilaçlarına başlıyorsun. Doktorunu dinleyeceksin. Araba kullanmanı da yasaklıyorum artık. Demek ki öfkeni kontrol edemiyorsun sen. Ya daha kötü olabilirdi her şey. İnşallah çocuğa bir zarar gelmemiştir. İnşallah. Acı çocuk Ali'den. 5 haftalık hamileymiş. Nereden biliyorsun? Hanımefendinin doktoruna gittim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum sana Sude. İnanamıyorum. Bundan sonra ondan şüphelenmeyi de bırak artık. İnşallah çocuğa bir zarar gelmemiştir. İnşallah. Eğer öyle bir şey olursa babanla da Ali'yle de uğraşmak zorunda kalırız, haberin olsun. Ali'nin değil o çocuk. Sude çarptı, evet. Nasıl Sude çarptı ya? Ha? Sana nasıl Sude çarptı ya? Bana kazaydı de Melih. Kazaydı de, hadi de. Ali, söyledim sana, kazaydı, evet. Kaza değildi. Kaza değildi. Bilerek çarptı değil mi sana? Ha? Hamilesin diye sana bilerek çarptı. Söyle Melek bana, doğruyu söyle, açık konuş ya. Ali, söyle. Bu değildi. Nasıl ilk değildi? Nasıl ilk değildi? Söyle. Öyle. Ha? Kızım konuşsana ya. Söyle. Ne yaptı sana başka? Bunu da o yaptı. Sonra da hamile olduğumu öğrendiğinde silah zoruyla kaçırdı beni. Sana söyleyemezdim. Silah dayadı, tehdit etti. Hani yanına gelmiştim ya. Hastaneye yetiştirmiştim beni. O gün işte. Sen iyi misin şimdi? Hı? İyiyim. Bundan sonra ben var, tamam mı? Döndük dolaştık geldik yani buraya. Ha? Gel hadi gel. (Gülüyor)
Melek, biz seninle bir söz verdik. Sorunlarımızı, problemlerimizi bu bankta çözecektik. Şimdi bizim iki tane yolumuz var. Ya o evden çekip gideceğiz. Onların istediği olacak. Sindirecekler bize. Ya da o evde kalıp savaşacağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Ben tek başıma işin içinden çıkamıyorum. Senin ömrün ne? Ben o evde yaşamak istemiyorum Ali. Yani bebeğimiz için en doğru kararı düşünüyorsak köşkten vazgeçmemiz gerek. Tamam, vazgeçelim. Ama şunu da unutma. Biz eğer oradan gidersek bebek Ali'nin değildi. O yüzden gittiler diyecekler. Adım gibi biliyorum. Zaten öyle düşünmüyorlar. Ya artık öyle düşünmüyorlardır. Nasıl? Bugün Nevzat Hoca'nın yanına uğradım da. Bil bakalım benden sonra kim gelmiş. Şayka. Bebeği araştırmış değil mi? Sağ olsun Nevzat Hoca da tembihlediğimiz gibi yaptı, aradı beni. Bu ultrasonu göstermiş Şayka'ya monitörden. Bu çocuk 5 haftalık. Yani bizim çocuğumuzu 5 haftalık olarak bilecekler. Vallahi bunlardan korkulur. Ne bakıyorsun öyle? Oldu, rahatladın mı şimdi? Kızım, sanki ben hep orada yaşayacağım yani. Senin aklın oluyor mu ya benim orada yaşayabileceğimi? Ha? Hepimiz değişiyoruz Ali. Benim hayallerim hiçbir zaman değişmeyecek Melek. Küçük bir kasabaya yerleşiriz ya seninle. Ha? Bebeğimiz de olsun, çekip gideriz buralarda. Hatta belki sığacık olur. Bizim oraya. Ha. Bebeğimiz de olsun. Küçük de bir ev alırız oradan. Ufak da bir bahçesi olsa yeter. İçine koyarız bizim çocuğu. Orada oynar. Anıları da bilinir. Küçük fidanlar dikeriz belki. Dikeriz vallahi. Tabureleri, masaları hepsini kendimle yaparım. Sen mutfaktan bağırırsın yemek hazır diye. Belki küçük bir de lokanta açarız. Böyle ev yemekleri falan satarız. Açarız anasını satayım. Saffet Hoca'yı da alırız yanımıza. Saffet Baba'yı. Bilir mi ki o? Neyse, gelmezse de zorla getiririz canım. İstanbul'un karnı ağrısın. Babam hep öyle der. Ağrısın vallahi. Çocuğumuz da olsun. Çekip gideriz buralardan Melih. Daha durmayız. Biliyor musun? Babam düğüne gelmiş. Bulut'u da görmüş, babanı da görmüş, tanımış onları. Senin onun oğlu olduğunu biliyor. Ey be kızım ya. Evdeki deliler yetmiyormuş gibi sen bir de babana canını sıktın değil mi? Birbirimizden hiçbir şey saklamayalım, tamam mı? Eğer saklarsak işte böyle dengemiz bozulur. Tamam? Kuzu, ben bir gireyim içeri. Saffet Hoca'ya bir yumuşatayım. Tamam mı? Bir kıvamı getireyim. Ondan sonra sen olmazsa kaş göz yaparım, girersin. Şimdi durduk yere canını sıkmasın yine.
ters bir şey söyler falan. Tamam. Nasılsın baba? Bir selamını mı esirgiyorsun bizden baba? Meleğin bir suçu yok. Çok üzülüyor kız. Kahroluyor. Ben soktum onu eve. Durum bildiğin gibi değil. Babam şart koştu bize. Ölmek üzereydi ya. Eve gelmezseniz ameliyat olmam dedi. Biz de gitmek zorunda kaldık. Olayın özü bu. Senin ablanın yüzünden benim kızım keman çalamaz oldu. Baban parası neyse verelim de sus deyip karşıma dikildi. Ben bunları unutur muyum ha? Unutur muyum ben bunları sence? Haklısın baba, haklısın. Biz de unutmayacağız. Sen hiç merak etme ya. Teker teker soracağım o heriften bunların hesabını. Ya inan bana ya. Güven, vallahi birazcık güven. Düzelecek. Merak etme, düzelecek. Düzelecek, merak etme. Sakin ol. Tamam mı? Burcu, bana bir kahve getirir misin? Sinan, hadi bana güzel bir haber ver. Ali Bey'in mailini kırdırdım. Kimden akıl aldığı ortaya çıktı. Buyurun. Şu an beraberler. Sağlam bir açığını bulamazsan Ferman Köprüköy'e bu herife güvenmeye devam edecek. Baban ne yapsın? Eli mahkum adama. Ne mahkumu abi? Gel sen şu şirketin başına. Yanıma gel. Koskoca holdingi bu herife mahkum etmeyelim ya. Vay vay vay. Köprüköy holdingi burada kurtarıyorsunuz demek ha? Ali, ne yapıyorsunuz burada? Sen beni mi takip ediyorsun birader? Bulut, bas git buradan, belanı arama. Ali, bu adama güvenme. Sana mı soracağım ya? Hı? Sana ne? Madem artık yönetim kurulu üyesisin, o zaman öğren. Şirket bilgileri böyle olur olmaz adamlarla paylaşılmaz. Tamam başkan, başkan. Başkan dur, tamam. Tamam, tamam. Birader sen hadi git ya. Belanı başka yerde hadi. Hadi. Bak. Eğer amacın Mehmet Holding'e getirmekse unut. Biz oyun oynamıyoruz Ali. Ferman Bey sınanmışı sınamaz. Haberin olsun. Biz de oyun oynamıyoruz kardeş. Siz kim? İçiniz mi? Yok. Keyfimle kahyası. Mehmet'e iş teklif ettim. İkna etmeye çalışıyorum.
İkna etmeye çalışıyorum ama sen löp diye geldin. Olmaz ki öyle. Ha bu arada, artık Ferman Bey değil, Ali Bey. Patronum Ali Bey. O zaman kulağını aç, beni iyi dinle. Ben olduğum sürece bu adam şirkete adımını bile atamaz. Bu adama güvenme. Ali Bey. Eski kundura fabrikasına gelemem. Hayırdır? Konuşacağız. Tamam, konuşalım. Geliyorum. Ali, nereye gidiyorsun? Gitmeni istemiyorum lütfen. Şuradan bir taksi çevirelim hemen sana. Ya Ali lütfen, gitmeni istemiyorum. Hani doğum günümü kutlayacaktık ama. Hadi kızım, hemen şu taksiye at da. Hadi. Zıpla. Ya Ali, seni bırakmak istemiyorum. Korkuyorum. Kızım niye korkuyorsun? Allah Allah. Melek hadi. Atla şu taksiye. Bak taksici seni bekliyor. Boştan yere bekletmeyelim adamı ya. Hadi hadi, uzatma hadi. Dikkat et ne olur. Tamam. Sen dur, arabayı bana bırak. Gidersin sen. Emin misiniz efendim? İsterseniz bekleyebilirim. Evet evet, ne diyorsam onu yap. Peki Bulut Bey. Rahatsız etmek istemezdim ama önemli olduğunu düşündüğüm için arıyorum. Bulut Bey biraz gergindi. Sonra Ali Bey aradı, görüşelim dedi. Beni de gönderdi. Nereye gidiyormuş? Eski kundura fabrikasında. Tamam, geliyorum. Vera! Evet. Montumu getirir misin? Hemen. Şayka köklü gayede mi? Bir saniye bekleyin. Şayka Hanım. Anne,
bu ne şimdi? Hayırdır birader? Senden bugün kurtuluş yok herhalde ha? Ne senin derdin ya? Konu ne? Konu Melek. Melek benden hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Hı. Bunu herkes biliyor. Sen hariç. Sen de benden duysun. Lan bak, senin o kıza ne çektirdiğini biliyorum ben. Nasıl yüzüstü bırakıp gittiğini de biliyorum. O yüzden sus, şansını daha fazla zorlama. Biz Melek'le birbirimize gönül verdik. Omuz omuza verdik, kalktık ayağa. Tüm geçmişimizi sildik. Sıfırdan tertemiz bir hayata başladık lan. Yuva kurduk biz, yuva yuva. Allah da bize bir tane çocuk nasip etti. Derdin ne sen? Ali bak. Ben de sildim geçmişi. O konu benim için kapandı artık. Endişen olmasın. Ama o çocuk benim. Ve o çocuğu size bırakmayacağım. Lan oğlum sen laftan anlamıyorsun. He? Çocuk benim çocuğum benim. 5 haftalık bu çocuk, anladın mı beni? He? Bir daha Meleğin adını sakın ağzına al. Yemin ederim seni bitiririm. Sakın. Yeter lan! Ne oluyor burada?